Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Madem uykusuzsunuz, madem bizimle birlikte sabahlıyorsunuz, o zaman size aklınızı kurcalayacak, belki hayata tekrar farklı bir şekilde bakmanızı sağlayacak bir savaş sanatı yaklaşımından söz edeceğiz. Wing Chun'dan söz edeceğiz. Konuyla ilgili misafirlerim Sayın Yalçın Yaşar, Beta Kimya AŞ CFO'su ve Wing Chun antrenörü, Sayın Aydın Erdem, kendisi aynı zamanda Sifu olarak tanımlanıyor. Birazdan bize açıklayacak. İp Ching Wing Chun Türkiye baş antrenörüsünüz ve Sayın Esra Alıcıoğlu Wing Chun antrenörü. Burada hoş geldiniz efendim. İp Ching Wing Chun nedir? Anlatayım Okan Bey. Bu arada merhaba. İp Ching Wing Chun dediğimiz kavram şu. Sistemin kurucusu Ip Man 1972 yılında öldü. İki tane oğlu var. Birisi Ip Ching, diğeri Ip Chun. Ufak oğluna bağlı uzun yıllardır ben Hong Kong'da eğitim alıp onların da resmi olarak temsilciliğini yaptığım için oğlunun adıyla sistem anılıyor. O yüzden Ip Ching Wing Chun Turkey diyoruz. İtalya'da olsa Ip Ching Wing Chun Italy ya da Almanya'da Ip Ching Wing Chun Germany, bu şekilde Türkiye'de de resmi bir bağlantı olduğumuz için Turkey olarak söylüyoruz. Peki Yalçın Bey de özellikle bizimle ilişki kurup kendisi hatta bir CFO. Bugün evet. Tabii ki CFO dediğimiz ne, kimle, nasıl adamlardan bahsediyoruz? Mesela CEO'lardan bahsediyoruz. Ha. CEO yani çok havalı. İşte CEO'yum ben filan. Bir de o CEO kadar havalı olmasa da, çünkü aslında havalı ama havalı davranmayan, çünkü hesap kitap işleriyle yani bir şirketi aslında CEO işin havalısı, havalı çocuğu, bir de o şirketi yaşatan adam var. Ona da CFO diyoruz, değil mi? Evet. Ve stresli bir işin altında hakikaten hayatını geçiren adamlar bu CFO'lar. Siz Wing Chun'la hayata tahammül edebiliyorsunuz anladığım kadarıyla, ya da kendinizi mutlu hissediyorsunuz ve bu savaş sanatında, bu yaklaşım içerisinde antrenör olacak kadar uzmanlaştınız. Aydın Erdem'den de hep Aydın Erdem'den saygıyla söz ediyorsunuz. Sifumuzdur diyorsunuz. Sifumuz. Halbuki aranızda bir yaş farkı yok gibi görünüyor. Var mı? Yok, hemen hemen aynıyız. Okan Bey, bu arada Sifu demek, demin bahsetmiştiniz. Şimdi hem aile sisteminde şöyle bir kavram, Sifu demek baba demek. Babalar, abiler, amcalar, böyle bir yapılanma var aile yakınlığı içinde. Wing Chun ilk öğretilmeye başlandığı zaman babalar çocuklarına, çocuklar ailelerine, bu şekilde yayılarak öğretildiği için kelime anlamı olarak baba kavramı deniyor. Ayrıca mesela Wing Chun eğitimi veren kişilere, ustalaşan kişilere de Sifu deniyor. Ustalaşmış kişi anlamına geliyor verilen, verdiği eğitimde. Peki. Şimdi önümdeki notlardan okuyacağım. Wing Chun direkt, sade ve etkili. Bu önemli herhalde. Direkt, evet. Sade, evet. Ve etkili bir savaş sanatı yaklaşımı. Güney Çin'de doğmuş Kung, evet, Fu stillerinden biri. Tarihi yaklaşık 300 seneye dayansa da diğer kung fu stillerine göre nispeten daha yeni sayılabiliyor. En bilindik efsaneye göre Wing Chun, Budist bir rahibe olan Nigmui tarafından bir kadın. Aynen, bir kadın. Bir kadın tarafından, Nigmui tarafından geliştirilmiş ve ismini de yine bir kadın olan sistemin İlk öğrencisi, daha sonra geliştiricisi Yim Wing Chun'dan. Aynen, sistemin adını o aldı. Almış. Evet, şimdi doğru. Burada enteresan bir şey yapıyorsunuz. Burada bugün bunu bu programa getirmenizin özel bir nedeni var. Bir kere tarihinde bu ender görülen bir şey. Evet. Bir savunma sanatının, bir dövüş sanatı yaklaşımının bir kadınla anılması, kadın tarafından başlatılmış olması. Bir yandan da ülkemizde kadına karşı şiddet. Evet. Dolayısıyla ilginç bir şeyler anlatacaksınız bana. Evet. Ve özellikle kadınların uygulayabileceği bir işten söz edeceksiniz. Bir eylemden, bir, evet,
savunma sanatından söz edeceksiniz. Evet. Buyursunlar. Evet. Şimdi Okan Bey, bu sistemi bulan kişi rahibe Nick Mui. Shaolin Manastırı'ndaki tek bayan rahibe. Yine baskı ve şiddet uygulanan bir kadın olan Yin Ming Chun'u öğretiyor. Ve Yin Ming Chun tarihteki hikayeye göre kendini çok kısa sürede koruyabiliyor ve kendini rahatsız eden, baskı altına alan kişiyi etkisiz hale getiriyor. Wing Chun'daki temel özellik şu. Bir kere Wing Chun uzun yıllar harcamadan, çok kısa sürede öğrenilebilen, çok fazla enerji harcamadan çok basit ve etkili olarak kullanılabilen bir sistem. Akrobatik hareketler içermiyor. Yüksek tekmeler, döner tekmeler içermiyor. O demin anlattığını direkt saldırılar Wing Chun'un temel unsurları. Yani biz hiçbir zaman kuvveti kullanarak dairesel ya da diagonal saldırılar yapmayız. Rakibi her zaman en kısa yoldan vururuz. Mesela bize doğru bir saldırı geldiği zaman normalde Okan Bey yana doğru değil, her zaman düz direkt ileri doğru gideriz. Eğer baskı fazlalaştığı zaman baskıyı yönlendirip direkt merkeze doğru tekrar kendi eksenimizde kalarak vururuz. O yüzden mesela bir kadının kuvvetle dövüşmesi sokakta çok zor. Ama kuvveti yönlendirme metotlarını kullanarak ve kısa sürede bunu öğretebiliyoruz. Ve kadın, herhangi bir kadın ya da zayıf ya da güçsüz biri dışarıda çok kolay bunu kullanabiliyor. Ama şimdi sizin gösterdiğiniz birkaç örnek hareketten anlıyorum ki Türkiye'de sadece kadınlara değil, dövüşmeye karar vermiş erkeklere kesinlikle de öğretilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü bizim dilimizdeki terime de dayanarak, hani kayıkçı kavgası derler ya, evet, kimin nereye salladığı belli değil. Evet, yani doğru. Şöyle şöyle kavga doğru eden o kadar çok insan görüyorum ki yani adamın bir cüssesine, bir tipine bakıyorsun, ondan sonra kavga ediş stiline bakıyorsun, vallahi komik oluyorlar. Evet, o yani niçin insanlar şöyle şöyle dövüşürler, evet, hiçbir şey evet anlamıyorum. Ve hemen bir alet edevata evet ihtiyaç duyuyorlar. Mesela evet, genelde herkes birbirlerine çok fazla kavga post ediyor. Rusların nasıl dövüştüğünü biliyoruz bugün Facebook, Instagram, Twitter vesaire postlarından. Ruslar nasıl dövüşüyor, Türkler nasıl dövüşüyor, Amerikalılar nasıl dövüşüyor, bunları biliyoruz. Vallahi en iyi dövüşenler Amerikalılar. Belki fazlaca boks seyrettikleri için Amerikalılar hemen böyle yapıyor. Ben Uzak Doğu insanlarından söz etmiyorum ama bizimkiler, Arap ülkelerinde yaşayanlar, hatta Avrupa'da birçok erkek, böyle adamın cüssesine bakıyorsun, diyorsun ki o cüsseye bakarak bu beni yer bitirir. Halbuki vallahi gelinli kız gibi geliyor yani. Daha oryantal o. Evet, yani şu nedir yahu? Bunu nereye, yani şöyle bir şeyin hedefine ulaşma şansı var mı Allah aşkına? Şunundan o yüzden ne? Demin onu anlatmaya çalıştım. Evet. Normalde en kısa yol her zaman direkt olan. O yüzden normalde eğer içeriye doğru girdiğimizde merkez açıldığı için çok hızlı kısa sürede vurabiliyoruz. Dairesel olan saldırılarda bu çok zor. Eğer bize otur bir saldırı dairesel geldiği zaman da dairesel, yani hedeften normalde sapan ve uzaklaşan saldırılardan bahsediyorum. Ha. Normalde bu en kısa yol ama buradan vurmaya çalıştığımız zaman rakip bize yok. Ben vurmaya çalıştığım zaman o en kısa yolu kullanıp direkt bana vurabilir. Hayır, düz yumruk. En kısa yolu kullanıp direkt bana vurabilir. O yüzden Wing Chun prensip olarak her zaman en direkt yolu kullanıyor. En kısa yolu kullanıyor. Eğer bize ki saldırı... Bir kadın için de işi kolaylaştırıyor. Aynen. Hem pratik hem de hızlı. Bir de Wing Chun'daki kullandığımız en önemli yöntem Okan Bey, hareket akışı. Biz saldırılara başladığımız zaman rakibi etkisiz hale getirene kadar durmuyoruz. Arka arkaya saldırılar yapıyoruz. Çünkü o hem efor açısından hem enerjimizi ekonomik kullanmak açısından çok önemli. Eğer birisi bize direkt saldırdığı zaman normalde savunmayla saldırıyı senkronize, aynı anda yapıyoruz. Eğer saldırı karşılarsa tekrar yönlendirip yine aynı anda yapıyoruz. Ve yaklaşırsak dirseklerimizi, dizlerimizi kullanıyoruz. Bir de bir kadın bunları bu şekilde kullandığı zaman dışarıda kendini çok kısa sürede koruyabilir. Birisi bizim kolumuzu tutarsa biz hiçbir zaman sıkı tut. Kurtulmaya çalışmıyoruz. En yakın hangisiyse direkt onu vuruyoruz. Yani kadınların bundan kurtulması ya, bayıldım bir erkeğin bu. Neredesiniz? Çok zor. Spor salonunuz filan mı var? Bakırköy'de. Bakırköy'de misiniz? Bakırköy'de. Adınız bir kültür hizmeti olarak soruyorum. Şöyle, Gym Plus. Gym Plus. Gym Plus. Burada Bakırköy'de hem mi? Bakırköy'de. Burası 400 metrekare bir yer. Hem fitness eğitimi veriyoruz. Hem pilates eğitimi veriyoruz. Hem de Wing Chun Kids dediğimiz çocukların eğitim, hem denge, hem odaklanma, hem de kardiyovasküler gelişim için özel eğitimler veriyoruz. Hem de yetişkinlere hem grup, hem de özel dersler veriyoruz. Ya bizim buraya gelsenize, bizim bu Kuvasar bölge. Vallahi
Her gün sizdeyim. Niye söylüyorum yani? Niye Bakırköy uzak geliyor bana şu anda? Bize buraya yakın gelseniz. Hatta bizde burada birkaç yer var boş yani. Okan Bey demin gelirken Yalçın'la bunun esprisini yaptı. Okan Bey'in çok ilgisini çekecektir bu diye düşündüm. Kesinlikle çünkü öyle. Bu dediğiniz o saçma sapan saldırılar, gereksiz akrobatik hareketler, bir de o yani kötü görünüyor ve de dışarıda verimsiz bu zaten. Ama Wing Chun dediğim gibi hem çok verimli hem de hangi yaşta olursanız. Bir de olur. ben yaşlıyım fakat benim ihtiyacım var. Çünkü ben her yerde dayılanan bir adamım. Yani özellikle evet, özellikle ihtiyacınız var. Kendi memleketimde değil, yurt dışında çok dayılanıyorum herkese. Yani çünkü kendi memleketimde zaten tanınıyorum. Zaten seviliyor, sayılıyorum. Ben de saygı gösteriyorum. Ben de seviyorum, sayıyorum. Yani kendi memleketimde başımın belaya girmesine imkan yok. İmkan yok. Yani bir kavgaya girişiyorum mesela. Daha birbirimizi işte gece karanlığı mıdır, şu mudur, bu mudur birbirimizi seçemediğimiz yerde bayağı böyle karşılıklı, güzel sözlerle, birbirini takdir eden sözlerle karşılıklı adamla girişiyoruz. Sonra tam böyle yumruğu sallayacak. Okan abi. Sen misin? Benim. O zaman Instagram'a koyalım babacığım falan gibi bir şeye dönüşüyoruz. Ama diyorum biraz önce hani ailesel şeyler anlatıyorduk birbirimize falan. Onlar ne olacak filan. Yahu boş ver onları hoppa çat falan. Yani ama özellikle yurt dışında çok kavgaya karışıyorum. Ve orada da özellikle karışıyorum. Canım istiyor. Dayanamıyorum. Kompleksli miyim neyim boş ver. Ama kavgaya karışıyorum. Giriyorum yani o işlere. Orada bu iş... benim için yararlı olabilir. Belki duygusal bir yapım var. Kadınsıyım. Kadın ruhundan anlıyorum. Tam benim için. Ben de bu. Aslında tam bundan bahsedecektim. Şimdi Okan Bey, Çinliler korku ve öfke gibi duygulara ikiz yıkıcılar diyorlar. Yani insan vücuduna zarar veren en önemli iki duygu. Hmm. Yani normalde dövüş sırasında ya da korku ve öfke. İkiz yıkıcılar. Evet, dövüş sırasında ya da mesela iş hayatında baskı altında insanlar korkup öfkelenebiliyorlar. Bu iki duygunun kontrol altına alınması gerekiyor. Bizim verdiğimiz eğitimler hem özgüven duygusunu geliştiriyor, hem insanların sakinleşmesini sağlıyor, hem de baskı altında o bilincin kaybolmaması neden oluyor. Müthiş. Çünkü insanlar dışarıda bence kavga sebeplerinin en önemli iki noktası korkmak ve aşırı öfkelenmek. İnsanlara dikkat ederseniz ya korkudan birbirlerine vuruyorlar ya da aşırı öfkelenip vuruyorlar. Aslında evet. Sakinleşebilseler normalde dışarıdaki kavgaların bence %70-80'i olmayacaktır diye düşünüyorum. Mesela aileler çocuklarını getirdiği zaman ben şunu anlatıyorum. Hani ya bizim çocuğumuz diyor kavga mı edecek dışarıda? Hayır diyorum. Hayır. Aslında tam tersi. Daha sakin olacak. Hiperaktivitesi çözülecek. Çocuk belki içindeki şiddet duygusunu burada tatmin edecek. Burada birbirleriyle dövüşecekler, yapacaklar birbirlerine zarar vermeden. Böylece dışarıda daha sakin olacak ve kavga etmeyecek. Evet. Ve yetişkinlere de bu yansıyor. Mesela çok gerilimli, sinirli, dışarıda sürekli trafikte kavga eden insanlar Wing Chun eğitimleri aldıktan sonra gerçekten çok sakinleştiğini söylüyorlar. Ve artık bundan uzak kaldığını söylüyorlar. Aileleri de, mesela eşleriyle beraber gelenler var, çocuklarıyla, kızlarıyla gelenler var. Ve en son mesela bu kadın şiddet bu olaylardan sonra talep çok arttı zaten. O yüzden dediğim gibi hani Wing Chun'un bu yönlerini daha fazla ortaya koyuyoruz. Biz hani savunma olarak çok etkili gerçekten. Kısa sürede öğrenebiliyorsunuz. Dinamik bir sistem. Ama dediğim gibi hani sağlık yönü, kas biraz sonra Esra gösterecek mesela. Kas ve eklemleri geliştirme, nefes kontrolü, içsel kuvvet. Bütün uzak doğu sporlarında bu var zaten. Nefes kontrolü çok önemli. Evet, şey. Kesinlikle. Ha. Normalde nefes alıp vermeyi öğretiyoruz. Enerjiyi iyi kullanmayı öğretiyoruz. Ben çok arzuladım bunu şimdi. Birçok arkadaşım, mesela ben de klasik bokstan hoşlanırım. Yani çocukluğum klasik boks müsabakaları izleyerek geçtiği için. Klasik boksu da hakikaten insanı yoran teknik ve değerli bir şey olarak görüyorum. Fakat arkadaşlarıma bakıyorum. Birçok arkadaşım artık kapattım Instagram'ı ama yani kapatmadım. Ben Instagram'dan çıktım. Instagram'ım devam ediyor. Ama Instagram'ı birçok arkadaş kum torbası dövüyorlar. Şimdi belki o arkadaşlarım kendilerini seksi hissediyor olabilir. Ama velakin bence hiç seksi değil. Çünkü bir insanın yarım saat ya da bir saat boyunca bir kum torbasını dövmesi yani aptala malum olmak gibi. Yani yazık
Vallahi insan kuma acıyor yahu. Yani onun yerine mesela daha zekice bu işi yapabilir. Evet. Olabilir. Evet. Bir de tabii ki nasıl değerlendirdiğinizi bilmiyorum. Yıllarca bizim ilk gençliğimizde de Tai Chi'den çok söz ediliyordu. Evet. Tai Chi de çok değerli bir şey. Evet. Fakat Tai Chi'yi ben biraz daha buluyorum. Yumuşak, kırık daha buluyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Duygulu buluyorum. Yani bu Tai Chi'deki gelen gücü kendisi. Yani Tai Chi'de daha şey gör. Sizde daha aslında bir kadın başlatmasına rağmen sizin meseleyi daha maskülen gördüm. Evet. Yani Tai Chi'de daha şey böyle hoppidi falan bu değil. Mesela siz alttan bir çalıştınız ya beyefendiye, mesela ona bayıldım hakikaten. Siz şimdi gösterecek misiniz bize? Evet, göstereceğim. Esra birazdan özellikle bu işin basic bir formunu gösterecek Okan Bey. Bunun için de bizim merkezde enerji verme, ondan sonra odaklanma ve tekniklerdeki gücü, enerjiyi elde etme programları var. Her yaştan kadın ya da erkek öğrenebilir kesinlikle mi? Kesinlikle. 7'den 70'e. Var mı yaşlı? 60-65 yaşında öğrencim var benim. Benim çalıştığım, demin isminden bahsettiğim. Peki bunu öğrendiği için mesela eve dönüyor, kapıcıdan itibaren herkesi dövüyor. Yok, normal yaşıyor değil mi? Evet, normal gayet. Okan Bey, manavı dövdüm diye geldim. Okan Bey, benim mesela 60-65 yaşında birebir ders yaptığım öğrencilerim var. Bazen işlerimden dolayı derslerimi hani diyorum ki bugün ders yapamayacağız. Çok üzülüyorlar. Hocam nasıl telafi edeceğiz? Allah Allah. Peki ne yapmamız gerekiyor? Geceleri sürekli antrenman yani. Geceleri evet. Yani gelmeden. Çok acayipmiş bu. Evet. Yani bir tabii ki bu yani en ya benim özür dilerim ben spora alerjisi olan bir adam olduğum için genelde seyircim de bunu biliyor. Yani ben bu spora başlayan insanların havaları bana çok fazla geliyor. Yani kendi arkadaşlarımdan söz ediyorum. Mesela bir yere gidiyor işte fitness salonuna gitmiş. İşte bunu indiriyor, bunu kaldırıyor filan. Ya herifin karakteri değişiyor. Her zaman merhaba Okancığım diyen adam. Ne haber canım? Ya iki tane 100'er gramlık şey kaldırdın. Yani ne oldun birader? Bir de sizinki gibi kültürü olan, evet, zekası olan bir şeyi öğrense hadi canım yanmayacak. Yani aptal bir ağırlık kaldırmış. Yani yaptığı şey. Ben sizin vücutlarınız da gayet yerinde görüyorum. Böyle bir hani adelelerle dolu tipler değilsiniz yani. Yok zaten genelde Wing Chun yapan bizim sistemimizde çok fazla kas gücünü kullanmadığımız için genelde çok yapılı kişiler gözükmez zaten. Olduğum gibi daha kalabilir miyim? Yani ben olduğum gibi inanılmaz vücudumla oldum. Mesela hafif göbek, biraz göğüs, kilo vermek zorunda ama çok da değil filan. Yani kendimi muhafaza edebilir, spor yapmıyormuş gibi görünebilir miyim? Yani şöyle size derse geldiğim tabii sürece. Tabii ki yani şöyle kaslarınız içten gelişim sağlıyor zaten. İçten? Evet. İçten gelişen kaslarınızı zaten kendiniz de farkına varıyorsunuz. Şimdi o zaman bütün arkadaşlarıma şey diyebilir. Hadi oradan. Ben içten geliştiriyorum kaslarımı. Seninkisi hep gösteriş. Dıştan. Dıştan. Bırak ya falan. Şöyle Esra'nın anlatmak istediği şey şu Okan Bey. Demin anlattınız ya işte barları alarak, dumbbellları alarak kasları büyüterek kuvvetlenemezsiniz. Normalde tamamen fonksiyonel olarak kendi vücut ağırlığınızı, eklemlerinizi kullanarak küçük dirençler uygulayarak kasları kuvvetlendirebilirsiniz. Ve bu biraz sonra göstereceğiz evet, zaten. Evet, görüntüsü değil işlevi dediğimiz hakikaten spor yapmak gibi spor. Kuvvet dediğimiz o zaten. Hem eklemleri hem kasları doğru kullanmak lazım. Bir de tabii ki bir şey öğretiyorsunuz. Yani bir işin bir zekası var yani. Evet. Yani şurayı açıyorum, burası açılıyor, çat küt falan. Yani orada bir şey var, bir satrancı da var o işin, o da güzel, orada bir zeka var. Bir süre sonra Okan Bey bu hareketler reflekse dönüşüyor. Yani refleks oluşuyor insanlarda. Karşı atağa karşı yapacağınız bir hareket zaten size refleks olarak oluştuğu için yani düşünerek dövüşmüyorsunuz zaten bu sporda. Nasıl ya? Böyle mesela düz vites bir arabada vites değiştirmek gibi. Şöyle yani düşünerek evet aksiyona göre. Başta düşündünüz, hesapladınız ve sonra artık aksiyonel olarak gibi. Çünkü nasıl söyleyeyim yani bu hareketler
yerleşmiş Süreklilik oluyor. Süreklilik var. Çünkü. Silah eğitimi gibi aynen, bir şey. Araba aynen. Kullanmak araba, gibi diyelim. Bravo. Çünkü şöyle Okan Bey, araba kullanırken insanlar o kadar refleksleri içselleşiyor ki aynı anda frene basıyorlar, aynalara bakıyorlar, konuşuyorlar. Yani birçok şeyi aynı anda yapabiliyorlar. İçselleştiği için refleksler. Wing Chun'da biz aksiyona göre reaksiyon gösteriyoruz. Bu Can Yaman mesela bu işi öğrenmiş olamaz herhalde değil mi? Çünkü ben onun bazı videolarını izliyorum. Mesela bu uzanıyor filan. Birisi ona saldırıyor. Bu paşar poşur girişiyor ama o bunu yapamıyor galiba Can Yaman. Tanıyor musunuz Can Yaman? Can Yaman? Evet. Evet. Oyuncu. Bir yeni bir oyuncu. Yeni başladı. Evet. Ha evet evet. Evet evet. Onun da bir dövüş videoları ama bu değil herhalde. Yok çok Wing Chun'a uygun bir şey yok. Bunu zaten. Öğrensem Can Yaman'la bir performans aynen. Şey, yapabilirsiniz. Bir... Belki buradan Can Yaman'ı davet bile edebilirim. Şu kamerayı alayım. Meydan okuyayım. Evet. Ama bir 6 ay sonrası. 6 ay. Evet, 6 ay sonra. Ve 6 ay kadar kısa bir sürede öyle mi? Aynen. Ha, çünkü sürekli internete şey video koyuyor. Mesela bu dinleniyor. Birisi ona saldırıyor. Çat küt adamı hallediyor bir yer. Sonra da bunu bir... Can, 6 ay sonra bekliyorum. Ben aynı olacağım. Yani bir adelen falan olmayacak ama o zaman görüşeceğiz. Yok biraz kaslarınız kuvvetlenip belirginleşecek tabii tabii. Yani ben kilo vereceksiniz, dengeniz tabii daha iyi olacak. Tabii biraz var ama... Hızınız, refleksleriniz artacak. Refleksler artacak. Kesinlikle, kesinlikle. Can duydun. Peki. Şimdi görmek istiyorum. Tabii ki. Ve bize katılan misafirlerimiz var, arkadaşlarımız. Biraz ışık ekibimden rica edeyim. Şuraya biraz ışık alalım. Öncelikle siz katılacak mısınız? Ben mi kendimi önce harcayayım? Esra Okan Bey. Önce ne yapacağız? Esra ilk önce demin bahsettiğim Wing Chun basic formunu gösterecek. Bu kasları kuvvetlendirmek için, tamam, enerjiyi artırmak için bir hazırım. Çalışma. Ondan sonra da birebir bir program gösterecekler. Çok güzel efendim. Dikkat ederseniz hep merkezde. Bütün merkez, teknikler evet. Merkezden asla ayrılmıyor. Hep merkeze doğru kuvvet vererek yapıyor ve eklemleri çok fazla kullanıyor. Ve enerjiyi tamamen merkeze ve zemine doğru veriyor. Bunların hepsinin bir anlamı var tabii. Hmm. Dövüş antrenmanlarında da. Bu formun basic yöntemi. Şimdi bu bölüm bitiyor. Bir de bu arada Tuncer Tunçeli Blues Band'e çok teşekkür ederim. Sizin yerinizde başka birileri olsaydı mutlaka Rocky'den dam 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 diye yani girişirdi ve ben de bunu çok gerizekalıca bulup yayını kestirirdim. Teşekkür ederim. Böyle bir bilinç içinde miydiniz yoksa rehavet mi? Çok yani, onlar bence. Herhangi bir kadın programı orkestrası çoktan şarkıya başlamış ve sonunu getirmişti. Ram, 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 ram. Yani ama çok teşekkür ederim. Ama tabii bizimkilerin zekası uyuşukluğunda. Harikuladesiniz efendim. Özür dilerim. Şimdi bazı böyle derslerde basic uygulamalarımız var. Onları gösterecekler. Bir de savunmada nasıl kullanılıyor Wing Chun programları. Peki efendim. Bu arkadaşımızı mı yiyip bitireceğiz şimdi? Peki efendim. Bunlar teknik yöntemler. Burada yine teknikleri geliştirmek, refleksleri geliştirmek için kullanıyorlar. Çok güzel. İşi hemen bitiriyor. Evet, aynen öyle. Evet.
Şimdi yine belli serbest pozisyonlar yapacaklar Okan Bey. Mesela yine saldırı yapacak, kafasını tutacak, belini tutacak. Ondan nasıl, ona nasıl karşı koyduğunu gösterecek. Evet. Hepsi direkt ve hızlı etkili. Evet, kesinlikle ve tabii ki hakikaten akrobatik bir şey, zor bir şey, havalı, cazip ama insanların uygulayamayacağı bir şey görmüyoruz. Uygulayabilecekleri bir şey görüyoruz. Okan Bey, gerçek bir dövüşte süre saniyelerle ölçülüyor. Evet, yani kesinlikle. Normalde ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. Evet. Hayati bir durum olduğu için çok çabuk ve kısa sürede karşılık vermek lazım. Evet efendim. Evet. Burada da kollarını tuttu mesela Okan Bey. Dirsekleri, dizleri vurup kurtuldu. Evet. Evet. Tamam, yeterli. Şimdi kolları tutuşa karşı gösterecekler. Aa, mesela evet. Burada da demin formda yaptığımız bir teknik var ya Okan Bey, onu gösterecek mesela. Dirsek. Çok etkili olabileceğini düşünüyorum. Evet. Herhangi birisi bizzat hedefini bulursa. Kesinlikle. Yok, yeterli. Tamam. Peki, teşekkür ediyoruz. Beyefendiyi mi alacağız? Evet, ben. Ha, peki, siz göstereyim mi? Buyurun efendim. Tamam. Buyurun sana efendim. Bana mı denk geldi? Sakın ha. Sakın ha. Burada da yine hislerimiz ve reflekslerimizi geliştirmek için bir program yapıyoruz. Chizao diyoruz buna. Kolları sürekli merkezde temas halinde tutuyoruz. Merkezi terk ettiği zaman ataklar yapıyoruz. Ve sürekli onun basıncını kontrol ediyoruz. Bize uygulamış olduğu basıncı. Kollar sürekli onunla hareket halinde kalıyor Okan Bey böyle. İçeri dışarı yüzlerce kere kollar girip çıkıyor. Eğer mesela herhangi bir şekilde merkezini zayıflatırsa hemen çok çabuk merkeze atak yapıp içeri giriyorum. Burada yaptığım gibi bakın. Mesela burada ben aşağıya doğru bastırdım. Burayı tekrar merkezi kontrol altına alması lazım. Kontrol altına almadığı için ben tekrar Hoppa. İçeriye doğru girdim of. Ve dengesi bozuldu. Hep yapmak istediğim şeyler. Evet. Şimdi mesela Okan Bey burada yine devam ediyoruz. Eğer çok kuvvetle karşılık verirse bana normalde ya çekip dengesini bozabilirim. Çünkü aşırı derecede güç tutuyor. Ya da yine aynı şekilde kuvvet fazlaysa itip dengesini bozabilirim. Güzel. Ya da mesela yine aşırı fazla bir kuvvet varsa yine merkeze doğru dışarı doğru gücünü saptırabilirim. Diğer türlü yine mesela burada kullandığımız ataklar var böyle. Evet. Yine atak. Dirsekler. Bunların bir tanesi bile adamı dirsekler. Bitirir. Veya o bana atak yaparsa tekrar kontrol edip. Evet, Can Yaman'ın bunlara karşı durabileceğini sanmıyorum. Veya kuvvetli bir yumruk saldırırsa bana mesela bunları çalışırken sert bir şekilde kuvveti yönlendiriyoruz. Tek atak yapıp. Of be. Buyursunlar. Arkadaşımız evet bitti. Buyur. Çok teşekkür ederiz efendim. Sayın Hocam buyurun. Bence çok etkili ve eğitici bir nasıl söyleyeyim bir gösteriydi. Şimdi, bir tanıtımdı. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyursunlar efendim. Şimdi normalde bu programları yaparken ve nefes nefese kalmadınız. Bu programları yaparken insanlar belki çok sert gelebilir ama işte demin anlattım ya sokakta çok çabuk karar verip çok çabuk ataklarınızı yapmak zorundasınız. Zaman olmadığı için o yüzden Wing Chun'un bu yönü çok efektif. Bir yandan ama biz neticeyi seyrediyoruz. Bir de bunun hazırlık çalışması var herhalde, o da çok estetik aslında. Evet, evet. Aynı formlar, hepsinin temelinde evet. Formlar var mesela. Hem enerji sistemi, hem merkeze odaklanabilme, hem merkeze değişmeyen sabit güçler, sabit enerjiler kazanma. Mesela biz şunu çok fazla kullanıyoruz. Neden? Ekleme doğru. Mesela bastır bana, normalde benim dengemi bozabilir, bastır. Ama şimdi normalde, evet bastır. Normalde ekleme doğru baskı verdiğim için beni itmesi çok zor. Evet. Ama böyle bu şekilde itmiş olsam dengemi bozabilir. Evet. Bakın şimdi
devam ettiği zaman da biz muhakkak gücünü saptırabiliyoruz. Hocam nereye geleceğiz bir daha söyleyin? Bakırköy, Gym Plus. Bakırköy'e gelip Gym Plus diye höykürecek halim yok herhalde değil mi? Yani Bakırköy'de bir... hocam. Neresi efendim? Ya ama Google'lasak siz meydana gelin alırsınız. Bakırköy'de, Bakırköy'de Fişekhane Caddesi'ndeyiz. Bu kapasite falan AVM... Sahi sorun yok, bir kültür hizmeti onun için bahsedebiliyoruz. Karşı sokağındayız. Bakırköy'de zaten Google'a ya da herhangi bir yere yazarsanız Wing Chun, Gym Plus direkt çıkıyoruz da. Harikulade. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu güzel tanıtım için, bu güzel gösteri için başarılarınızın devamını diliyorum. Bizi ağırladığınız için çok ben sağ olun. Ben hiçbir şey yapmadım, bu görevim. Yalçın Bey'e bizi buluşturduğu için teşekkür ederim. Özellikle teşekkür ediyorum. Alkışlıyoruz. Teşekkür ederim.